Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Geleneksel Türk el sanatları Anadolu halkının sessiz iletişimi olarak da bilinir. Örneğin eşine kızan bir bayan acı biber adı verilen oyalı yemeniyle başına örter ya da kayınvalidesiyle iyi geçinmek isteyen yeni gelin ona çayır çimen oyası adı verilen yemeniyi hediye eder. Düğünlerdeki testi kırma yeni kurulan yuvanın bolluk ve bereket içinde olmasını, kaynananın gelinin ağzına bal çalması ise gelinin tatlı dilli olmasını temsil eder. Bütün bunlar iletişimin kültürümüze yansımalarına örnek olarak gösterilebilir. Buna göre bir iletişimde kullanılan farklı kanal ve yöntemler vardır. Evet, sanatsal yansımalarını görüyoruz örneklerde. 2. Geleneksel el sanatları zamanla unutulmaya başlamıştır. Buna dair bir cümlemiz yok. 3. Duygu ve düşünceler kültür ve sanat yoluyla ifade edilir ki yukarıda örnekleri verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gazetecilerin özgürce haber yapabilecekleri konular arasında yer alır? Anayasayla basın özgürlüğü garanti altına alınmış olsa da bu durum gazetecilere sınırsız haber yapma imkanı vermez. A. Devlete ait sırlar. Kesinlikle devlete ait sırlar özgürce yayınlanabilecek bilgiler dahilinde değildir. Eledik. B. Özel hayata ait bilgiler. Bu da yine özgürce haber yapılabilecek bir konu değildir. C. Ekonomik gelişmelere ait bilgiler. Evet, bu gelişmeler yine belli bir çerçeve dahilinde özgürce haber yapılabilecek bir alandır. Dolayısıyla bunu alabiliriz. D. Doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler. Yani doğruluğu ispatlanmamış bilgilerde özgürce haber yapılabilecek bir alan bilgi değildir. Eledik. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu gelişmeler aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır? Şehirleşmenin artması, ailelerin çok fazla çocuk sahibi olmak istememesi, kadınların da çalışma hayatına yoğun bir şekilde katılması. A. Nüfus artış hızı yavaşlamıştır. Yukarıdaki bilgiler bu bilgimizi destekler. B. Okur yazar nüfus oranı artmıştır. Şimdi yukarıda verilenlerin sonucu değildir. C. Kentlerdeki erkek nüfusu azalmıştır. Bununla da ilgisi yok. Tarımda çalışan kadın sayısı artmıştır ki şehirleşmeden bahsediyor. Dolayısıyla eledik. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Dört ve beşinci soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarındaki sınırlarını gösteren bir harita verilmiştir. Bu haritaya göre Osmanlı Devleti 1326 yılına kadar şehirlerinden hangilerini fethetmiştir? Şimdi haritayı incelediğimizde önce lejantına yani bir verilen bilgilere bakalım. Yeşil turkuaz rengiyle ifade edilen yani 1326 yılında Osmanlı Devleti dediği şu alan. 1361 yıllarında Osmanlı Devleti dediği bakın şu pembe alan Bizans İmparatorluğu da sarı turuncu bir renkle ifade edilmiş. Şimdi buna göre bakalım Bursa yeşil alan içerisindeyse Bursa'yı alırım bakalım. Bursa evet bir bölümü alınmış dolayısıyla biri alacağım. İzmit ve Tekirdağ'a bakalım. Tekirdağ Bizans'ın elinde alamam. İzmit'e bakalım şimdi. Baktığınızda aynı şekilde onu da alamayacağım. Eledik. Çünkü daha sonra yani 1361 yılından sonra elimize geçmiş. Tekirdağ zaten Bizans'ın elinde. İnegöl'e bakalım. Yeşil alan yani 1326 yılı içerisinde alınmış. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu haritaya göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A. Sınırlarını genellikle Bizans yönünde genişletmiştir ki Osmanlı'nın kuruluş dönemi politikasıdır. Verilen bölgelerde zaten Bizans'tan alınan topraklardır. Eledim söylenemez dediği için. Gelibolu Yarımadası üzerinden Rumeli'ye
geçmiştir. Ki burada da pembe alana baktığınızda bunu anlayabiliriz. Eledik. 1326'dan sonra Ege ve Karadeniz'e komşu olmuştur. 26'dan sonra dediği için 1361 yılı itibarine bakabiliriz ki bu kısmı da eledik. Fethettiği yerlerden, şehirlerden ekonomik kazanç elde etmiştir. Elbette etmiştir ama bunu haritadan anlayamayacağız. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu açıklamaya göre Kocaeli ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Merhaba, ben Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli ilinde yaşıyorum. Şehrimizin eğitim ve sağlık olanakları oldukça gelişmiş düzeydedir. Şehrimizde ulaşım ağının da gelişmiş olması, sanayi ve ticaret etkinliklerinin yoğun olarak yapılmasında önemli bir etken olmuştur. Bu nedenle şehrimiz diğer illerden sürekli göç almakta ve nüfusu sürekli artmaktadır. Şimdi bir, tarımda çalışan insan sayısı yüksektir. Kırsal kesimden ya da tarımdan bahsetmiyor, şehirleşmeden bahsediyor. Dolayısıyla 1'i eledik. 2. Nüfus artışında beşeri faktörler etkilidir ki sanayi, ticaret, ulaşım bunlar nüfusun artışında etkili olan beşeri faktörlerdir. Alırım. 3. Ekonomik faaliyetler yönünden gelişmiş olduğu da net. Çünkü sanayi ve ticaretten bahsediyor. Nüfusun artışından bahsediyor. Dolayısıyla da ikisini de doğru cevap olarak kabul edeceğim. D şıkkı doğru cevabımızdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Teknolojinin yaşamımıza kolaylık sağladığı araçlar arasında cep telefonu ve genel ağ başı çekmektedir. Fakat bilinçsiz kullanıma bağlı olarak aile içi ilişkilerin zayıflaması, kültürel yozlaşma ve bir takım fiziksel rahatsızlıklar da yaşanmaktadır. Buna göre hangisine ulaşılabilir? A, genel ağ en fazla yetişkinleri olumsuz etkilemektedir. Şimdi aile içi demiş ama yetişkinler diye belirtmemiş. Eledik. B, günümüzde iletişim kanallarındaki çeşitlilik artmıştır. Yukarıda yani genel ağ cep telefonu başı çekiyor diyor ama buna dair yani günümüzde iletişim kanallarının çeşitliliğinden ziyade onun sonuçlarından bahsediyor. Eledik. C, teknolojik unsurlar bazı olumsuzluklara neden olmaktadır ki bunların üzerinde fazlasıyla durulmuş. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu açıklamada Türklerin özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır? Aşağıda 1554-1562 yılları arasında İstanbul'da elçi olarak bulunan Basbek'in Osmanlı Devleti ile ilgili izlenimlerine yer verilmiştir. Burada herkese yiyecek ikram etmek gelenektir. Yemek zamanı geldiğinde bir hizmetkar masa büyüklüğünde ve ortasında bir kap etli arpa yulaf çorbası olan tepsiyle önümüze gelir. Bu tepsinin çevresinde küçük yuvarlak ekmekler ve bazen bal petekleri de bulunur. Buna göre bakalım. Bir, yemek kültürü. Evet, bundan bahsediyor detayıyla. 2, ikram alışkanlıkları. Evet, ne şekilde verildiğinden de bahsetmiş. 3, temizlik anlayışları. Buna dair bir bilgi yok yukarıdaki cümlemizde. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu diyalog için yargılarından hangileri söylenemez? Anne, oğlum 7. sınıfa geçtin, kocaman adam oldun ama hala aynı hataları yapıyorsun. Çocuk, ama anne, yani herhangi bir cevap bile verememiş. Bir, çocuk sen dilini kullanmıştır. Çocuğun bir cevabı yok. Yani susturulmuş şekilde, dolayısıyla biri alamam. İki, olumsuz iletişime örnek olmuştur. Kesinlikle davranışı düzeltmeye yönelik değil, direkt eleştirmeye yöneliktir. Dolayısıyla olumsuz iletişime örnek olduğu ortada. Eledim ama söylenemez dediği için. Anne empati kurarak oğluna yaklaşmıştır. Aksine eleştirerek yaklaşmıştır. Dolayısıyla da doğru cevabımız B şıkkıdır. Avrupa'da meydana gelen gelişmelerin ortak sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Rönesans'ın sonuçları, özgür düşüncenin temeli atıldı, Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı, skolastik düşünce terk edilerek deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce önem kazandı, reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlandı, akılcı düşünce ön plana çıktı, Avrupa'da etkili olan Rönesans'tan Osmanlı Devleti ise etkilenmedi. Reformun sonuçları, Hristiyanlıkta mezhepler ortaya çıktı ve Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Eğitim kilisenin etkisinden çıkarılarak laikleştirildi, özgür düşünce gelişti. Bilimsel alanda skolastik düşüncenin etkisini yitirmesiyle bilimsel çalışmalar hız kazandı. Katolik kilisesine ve din adamlarına olan saygı azaldı. Reform Avrupa'da uzun yıllar süren savaşlara neden olurken Osmanlı himayesindeki Ortodoks Hristiyanlar bu durumdan etkilenmedi. Şimdi A hangisi yer almaz diyor, ona göre bakacağız. A Osmanlı Devleti'ni etkilemedi. İkisinin de ortak noktası bu değil. Rönesans etkilememiş ama reforma baktığımızda Osmanlı ile ilgili bir bilgisi var. Altı çizili cümlede eledim. B, bilimsel gelişmelere zemin hazırladığı, her ikisinin de ortak sonucu diyebiliriz. Eledim. Katolik Kilisesi'nin dini etkisinin azaldığı, bu Rönesans'la ilgili bir sonuç değil, reformla ilgili bir sonuç. Düşünce özgürlüğünün önem kazandığı da her ikisinin sonucudur. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır.